İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Fon Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu sponsorlu programımızda konuğumuz HSBC Portföy Hisse Senedi Fonları Kıdemli Yöneticisi Murat İğnebekçili. Murat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Murat Bey, biz biraz HSBC portföy fonlarını tanımak istiyoruz bu akşam. Ama öncelikle biraz HSBC portföyden ve kendi kariyerinizden kısaca bahseder misiniz? İsterseniz hani sizinle başlayalım. Sizin kariyerinizi birazcık özetleyebilir misiniz bize? Tabii ki. Şu an meslek hayatımın 18. yılındayım. Bunun ilk 12 yıllık kısmı EFG İstanbul Menkul Değerler'de araştırma analisti olarak geçirerek sürdü. 2016 yılına kadar bu devam etti. 2016 yılından sonra ise HSBC portföye fon yöneticisi olarak geçtim. Ve aslında o günden beri de fonları yönetiyorum. Onu söyleyebilirim. Analist olduğum dönemde çok farklı sektörleri inceledim. Analizler yaptım, raporlar yayınladım. Daha sonra masanın bu tarafına geçince aslında çok da fazla bir şey değişmediğini gördüm. Çünkü buradaki kurulmuş olan sistemde de temel analize dayalı, bottom-up research dediğimiz şirket analizlerine dayalı bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla çok yadırgamadığım bir süreçti. Daha sonra burada ekibi genişleterek, fonları büyüterek, farklı stratejiler geliştirerek bugünlere geldik. Çok özür dilerim. Sesim kısılı kalmış sanırım. Kesinlikle. HSBC portföyü de kısaca anlatabilir misiniz? Ben tabii, sizin gönderdiğiniz sunumu paylaşıyorum şu anda. Evet. Bunların hepsi halka açık bilgiler ama şöyle bir takip eden katılımcılara ufak bilgilendirme yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. HSBC portföy Türkiye yaklaşık şu an 16 milyar TL civarında bir bakiye yönetmekte. Bunun içerisinde sabit getirili kıymetler var genel hatlarıyla. Hisse senedi bölümü var ve çoklu varlık bölümü var. Bunlar hepsi ayrı masalar ve ayrı fon yöneticileri buralarda çalışmakta. Ben burada bugün size hisse senedi masası ve buradaki fonlarından bahsediyor olacağım. Hisse senedi masasının şu an için yönettiği fon miktarı 7,5 milyar TL seviyesinde 15 Nisan itibariyle. Bunun yaklaşık %40'ı HSBC portföyün kurmuş olduğu yatırım fonlarına oluşmakta. %60'lık kısmı da emeklilik şirketleri adına yönettiğimiz fonlardan oluşmakta. Ki bunların içerisinde hisse yoğun emeklilik fonları var. Değişken emeklilik fonlarının hisse kısımları var. Yani bizim mesuliyetinde bulunduğumuz hisse masasının sahip olduğu fonlarda yaklaşık işte direkt bakarsak hisse yoğun kısımda 3 milyar lira civarında, değişkenlerle beraber 4,5 milyar seviyelerine ulaşan bir rakam. Bugün tabii size burada yatırım fonları, portföy yatırım fonları tarafından bahsediyor olacağım. Orada yaklaşık 3 milyar TL gibi bir bakı yönetiyoruz. HVS hisse yoğun fonumuz 15 Nisan itibariyle 390 milyon TL idi. Bugünlerde biraz daha da artmış durumda girişler görüyoruz. HSA değişken fonumuz 1 milyar mertebesinde. HMG mutlak gelir hedefli serbest fon 500 milyon TL civarında. Geçen senenin sonunda kurduğumuz HMS sürdürülebilirlik hisse yoğun fon 60 milyon lira mertebesinde. Ve eskiden beri var olan HBU pasif BIST 30 takip eden endeks fonu 50-55 milyon TL mertebesinde. Bunlardan ayrı bir de Lüksemburg'da kurulmuş olan HSBC Global Investment Funds'ın Türkiye dedike hisse fonu var ki şu an 800 milyon TL gibi bir bakiyeye sahip. Yani bu şu an için oldukça ufak bir rakam, 60-65 milyon dolar olabilir. Zamanında 2013'ten önce bu 500 milyon dolar seviyelerine kadar çıkmış. Türkiye denince yabancı yatırımcının ilk aklına gelen fonlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla tabii Türkiye'nin son 5-6 yılda yaşadığı süreç ve yabancıların
pozisyonları azaltmış olmaları bu fonları da vurdu. Çok daha ufak seviyelere geldi. Ama yabancının yakından takip ettiği bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi verdikten sonra bununla ilgili soru yoksa başka kısımlara geçebiliriz. Tabii şimdi ben şimdi merak edilen fonlar var. İzleyicilerimizden de daha önce sorularda gelmişti. Özellikle hisse senedi masası tarafınızda HVS fonunuz. Bu fonu bize biraz hani stratejisini anlatabilir misiniz? Yatırımcıya değer önerisi nedir? Şirketleri nasıl seçiyorsunuz? Buradaki seçim kriterleriniz nasıldır? Bununla ilgili çok sorular da gelecektir izleyicilerimizden ama öncelikle bu fonu konuşmak istiyoruz. Tabii memnuniyetle. Yani HVS özelinde belki bunu konuşmaktan ziyade bütün biz yaklaşımımız nasıl onu anlatayım. Nasıl bakıyoruz bu işe? Şimdi tabii yönettiğimiz bakiye ciddi bir bakiye ve biz yani ciddi yönetim ilkeleri benimsemiş bir portföy şirketiyiz. Burada emeklilik tarafındaki fonlarımız olsun, yatırım fonları tarafındaki fonlarımız olsun. Bunların hepsini oluşturduğumuz yatırım fikirlerini hakkaniyetli ve eşit bir şekilde dağıtmakla mükellefiz. Tabii ki her fonun strateji farkları var, risk bütçeleri farklı ama fikirleri olabildiği kadar elimizden geldiğince eşit miktarda dağıtmamız gerekiyor. Hal böyle olunca 7,5 milyar TL büyüklükte yani %1'lik bir karar aldığınızda yaptığınız portföy hareketi 75 milyon TL'lik bir işlem hacmine tekabül ediyor. Dolayısıyla biz aslında büyük bir fonu yönetmenin bazı dezavantajlarını da yaşıyoruz. Ama bizim asıl zaten o şeyimiz de bence artı yanımız da buradan çıkıyor. Şimdi başta bahsettiğim gibi biz tamamen araştırma kökenli bir ekibiz. Yani burada ben bu masanın başındayım. Yanımda bir portföy yöneticisi arkadaşım var. Ki kendisi de analist geçmişle. Üst düzey aracı kurumlarda analistlik yaptı. Bir tane de analistim var. Ayrıca o da eskiden yıllarca analistlik yapmış durumda. Ve bir tane de şimdi yeni bir ekibe analist arkadaşımızı daha kattık. Yani 4 kişi burada bil fiil. Biz bir yandan analistik yapıyoruz. Analistik yapıyoruz derken ne yapıyoruz? Bu fikri oluşturmak için aktif bir şekilde 60-70 tane şirkete biz bil fiil model oluşturup çeyreklik finansal tahminler yapıp bu yaptığımız tahminleri etrafımızdaki aracı kurumdaki analist dostlarımızla konuşup karşılaştırmalar yapıyoruz. Piyasadaki diğer beklentilere bakıyoruz. O şirketlerdeki pozisyonlamalara bakıyoruz. Global makro temalar, sektörün iş döngüleri, şirket spesifik haber akışı derken yani bir sürü şeye dayandırıyoruz. Tabii her zaman işin temelinde bilanço analizi, karlılık analizi, iş modeli ve sürdürülebilirlik yatıyor. Bunların hepsini yoğurup bir fikir yaratıyoruz. Ve başta bahsettiğim bu büyük portföyü yönetirken de aslında çok ciddi bir yatırım evreni filtrelememiz var. Yani bizim yatırım evrenimiz yaklaşık 140-150 şirketten oluşur. Bunların dediğim gibi 70-80'ini çok yakın takip ederiz. Ama bu 140'ın dışına çıkmayız. Niye çıkmayız? Çünkü biz her sene şirketin yönetimiyle 4-5 kez çok yakından temas kuramıyorsak, sorduğumuz sorulara cevap alamıyorsak, kurumsal yönetim tarafında beklentilerimiz karşılanmıyorsa, biz bu şirketlere istediği kadar ucuz olsun, gelecek vaat etsin yatırım yapamıyoruz. Veya ESG işte bu çevresel, sosyal ve yönetişim prensipleri kapsamında artık iyice de öne çıkıyor bu konular. ESG konularında tamamen duyarsız şirketlere yatırım yapamaz hale geldik. Bu bizim global taraftan da son dönemde oldukça artan bir tema. Yani birçok prensibimiz var. Piyasa değerinin belli seviyede üzerinde olması gerekiyor. Halk açıklık oranının artması gerekiyor. Günlük işlem hacimleri falan derken çok titiz bir fiteden geçerek bu fikir oluşuyor. Ve bunları HVS için stratejisi neyse o şekilde dağıtıyoruz. HSA için neyse, emeklilik fonları için neyse o şekilde. Ama hepsinin mutfağı aynı. Mutfaktan tabaklara porsiyon yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Evet. Biz şimdi ekranda sizin bize göndermiş olduğunuz sunumunuzda HVS'nin getirilerini görüyoruz. Biraz isterseniz hani bunlardan bahsedelim. Bir de HVS ile ilgili Talip Bey'in bir sorusu var. HVS ve HSA ile ilgili sonrasında onu yönelteceğim ben size. Hani burada performanslar nasıldı geçtiğimiz dönemde? İşte enflasyonla kıyaslarsak, mevduatla kıyaslarsak ve BIST
yüzde kıyaslarsak HVS'nin biraz performansını anlatabilir misiniz? Evet, HVS adından mütevellit %100 hisse taşıyan tek amacı hisse senedi piyasasında oluşan getiriden azami istifade edip azami borsa endeksindeki ek getiri yaratmaya çalışan bir fon. Buradaki yani tabii 2022 bizim için oldukça iyi geçiyor. Ben bunda birazcık da bizim daha çok BIST 30 şirketlerine ve büyük şirketlere odaklanmamızın da burada faydasını gördük ama bu bizim için yeni bir şey değil. Biz zaten eski yıllarda da daha ziyade yarattığımız ek getirinin %85-90'ını BIST 30 şirketlerinden veya BIST 50 şirketlerinden yapıyoruz. Biz çok fazla ufak şirketlere açılan bir ekip değiliz. Yaptığımız işi iyi yapıp en iyi bildiğimiz şirketlerde en kuvvetli pozisyonları almayı tercih ediyoruz. Ufak ufak bir sürü yere olta atmaktansa, öyle söyleyebilirim. Bu yüzden mesela 2020 yılında biz tüm eksi 100 rallisi yapılırken fonların EVS'i de iyi performans gösterirken endeksin üzerinde olmasına rağmen fon sıralamalarında geri kalmıştı. Yani sonuçta bu bizim BIST 30 konsantrasyonumuz oldukça yüksek. Bu sene baktığımızda %42'lik bir net getiri var. Yönetim ücreti düşürmüş. Onu da altını çizeyim. Yani bu %5 gibi bir BIST 100'ün üzerinde ek getiri tekabül ediyor. Aynı dönemde TÜFE endeksi %23 yükselmiş durumda. 3 aylık getiri bu aslında. Dolar TL %10 yükselmiş durumda. Ve diğer bütün baktığımız ana bankacılık, sanayi ve hizmet endekslerinde aslında üstünde getiri elde eden bir HVS görüyoruz. Bu endeksleri buraya koymamın sebebi şu. Yani hani hangi sektöre gelin endişesini taşımasına gerek yatırımcının. Biz bankacılıktan da daha iyi bir getiri elde ettik. Sanayiden de daha iyi getirdik. Hizmetten de daha iyi getiri elde ettik. Zamanında yaptığımız değişiklikler ve baştan beri kurduğumuz portföy bunda önemli rol oynadı. Ama bence 2022 getirisinden daha ziyade daha uzun vadeli getirilere odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü 3 aylık, 3,5 aylık getirinin açık konuşmak lazım. Yani burada bir sürü faktör devreye giriyor. Biz bugün böyle bir getirisi vardır, sıralaması iyidir. 3 hafta sonra bu daha hemen değişir. Bu fon dünyasında her şey olur. O yüzden bu kısa vadeli başarılarla çok daha havaya girmemek lazım. Piyasanın ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden aynı dikkat ve özenle çalışmaya devam edeceğiz. Ama burada önemli olan şey bence 3 yıl ve 5 yıllık getiriler. Yani öyle baktığımız zaman zaten Borsa İstanbul'un TL bazında alternatifsiz olduğu gözüküyor getirilerde. Hem TÜFE'ye göre hem mevduata göre. Hatta son yükselişten sonra dolar TL'ye göre bile. Ama iyi yönetilen bir hisse sonu bu fonu. Bunu sadece bizim için söylemiyorum. Bu piyasada çok iyi fon yöneten başka şirketler de var. Herkesin yoğurt işi farklıdır. Herkes farklı amaçlarla yollardan gider ama herkesin amacı aslında iyi getiri elde etmektir. Bunu yapan çok iyi fonlar var. Uzun vade baktığınız zaman iyi ek getiri yapan bir hisse fonunda olmak Türkiye'de en iyi yatırım aracıdır. Ya bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kendi fonumuzun böyle olduğu için değil. Birçok bunu yapan iyi fon biliyorum. Dolayısıyla bütün yatırımcıları da uzun vade bakmaya çağırıyorum buradan. Kısa vadelerde belirsizlik çok fazla. Ya bu konuyu konuşuyoruz önümüzdeki dakikalarda ama evet. Şimdi onu söyleyebilirim. Ve HVS'de son şunu söyleyeyim. Yani bizim bu stratejimiz geçtiğimiz 5 yıl içerisinde türlü senaryolarda, piyasa koşullarında test edildi. 2017 oldukça iyi bir yıldı. Piyasanın çok kuvvetli bir şekilde yükseldiği. Orada 10 puan yakın ek getiri yaptık. 2018, yani son 5 yılın en kötü yılıydı. %20 düştü borsa. Orada yatırımcımızı zarar etmekten koruduk. 18 puan ek getiri yarattık. 2019 yılında 16 puan ek getiri. 2020 pandemi yılında 14 puan ek getiri. 2000 geçen sene 16 puan. Yani aslında biz her yıl yaklaşık 15 puan Borsa İstanbul getirisi üzerine ek getiri yapabilmişiz. Şimdi bunun bileşik etkisini düşünün. Yani zaten Türkiye'de borsa iyi bir yatırım aracı TL'de, uzun vadede, kısa vadeyi saymıyorum. Bir de bunun üzerine her sene 10-15 puan ek getiri yapabilen bir fonunuz varsa bu bizim fonu, başka fon olur. Bunu geçmesi başka yatırım aracında imkansız diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi Talip Küçüksu'nun sorusu der ki
HVS ve HSA fonlarınızın getirileri istikrarlı bir şekilde çok iyi gidiyor. Diğer hisse fonlarından neyi daha iyi başarıyorsunuz? Hisse seçimlerinde sizin için en önemli husus nedir? Aslında bir miktar buna yanıt verdiniz ama bir kere daha böyle bir özetleyebilir misiniz izleyicilerimiz için? Çok dağılmamaya çalışıyoruz Talip Bey. İyi bildiğimiz yeri, yani olabildiği kadar iyi bildiğimiz yerde yüksek pozisyon almaya çalışıyoruz. İyi bildiğimiz yerde yüksek pozisyon almaktan kaçınmıyoruz. Şirketleri çok yakından takip ediyoruz. Yani bir şöyle söyleyeyim, bizim hani yatırım vademize sorabilirsiniz bu şekilde. Yani bizim portföyümüzde 2 yıldır dokunmadığımız pozisyon da vardır. Ama hata yaptığımızı fark edip birkaç hafta sonra olmasa bile 1-1,5 ay içerisinde değiştirdiğimiz pozisyon da vardır. Yani hatada ısrar etmemek de önemli. Ben analizimizin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ekibimin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Birinci sırayı bunu koyarım. Tabii bu işin bir zorluğu da psikolojiyi yönetmek. Bilhassa kısa vadede yani bu iş bir matematik değil. Yani matematik olsa bu en gelişmiş teknolojiler var artık. Bırakırsanız yaparlar. Ama bu ek getirileri yapmak için biraz da duyguları yönetmek gerekiyor, belki onu söyleyebiliriz. Çünkü kısa vadede insana en büyük hata yaptığına yatırım konusunda duygulardır. Ama orta uzun vadede bu duyguların etkisi kaybolur. Tamamen iş şirket karlılığına döner. Hisse senedi piyasasını, ya piyasa demeyelim de, şirketlerin hisse fiyatını etkileyen günün sonunda yegane şey o şirketin yarattığı kârdır. Yani uzun vade şirket grafiklerini koyun. Siz eğer bir şirketin 6 ay sonra, 1 sene sonra veya 3 sene vadede kârının ne yöne gittiğini hesaplayabiliyorsanız muhtemelen hisse fiyatını da doğru tahmin edebilirsiniz o 3 yıl vadede. Ama bu uzun vadede böyle. Vadeyi ne kadar kısaltırsanız, yani bana dersiniz ki Murat bilmem ne hissesini haftaya, yani bir ay sonra fiyatını nerede görmeyi bekliyorsun? Size bir yanıt veremem, bilmiyorum. Ama 6 ay sonra nerede görmek beklersin derseniz 6 ay sonraya bir cevap verebilirim. 2 yıl sonra da bir cevap verebilirim bazı sektörlerde. Ama 1 ay sonraya veremem. Burada bir ters korelasyon var. Yakınlaştıkça vizibilite azalıyor. Azalıyor. Doğru, öngörülebilirlik azalıyor. Ama şimdi ben size bununla ilgili izleyicilerimizden gelen bir soruyu soracağım. Hazır hisse senedi konuşuyorken iki soruyu da birleştireceğim. Biri Umut Bitkin, hisse fonu yöneticisi bulmuşuz hemen soralım diyor. Biz trendi devam eder mi? Düzeltme bekliyor musunuz der. Hemen şeyi de sorayım. Metin Alhoy'un sorusu, fonunuzu ne zaman almalıyız? Malum Amerikan endeksleri düşüş trendine girmiş gibi görünüyor. Yabancı endekslerle ilgili yorumunuzu da sormuş ama biz isterseniz Borsa İstanbul üzerinden öncelikle gidelim. Yani şimdi bu tabii çokça karşılaştığımız bir soru. Piyasa zamanlaması ile ilgili sorular. En popüler soru da Türkiye'de bu. Herkesin de kafasında vardır. Yani yok diyen doğru söylemez. Ama şöyle bir şey var. Bu işte getirinizi yüksek tutmak için bunlara kulağınızı tıkamanız gerekiyor. Günümüzün bence bu çağın bugünün en büyük zorluğu, bu her işi yaparken de bence bilhassa fon yönetirken piyasanın içinde olan insanlar için hangi veriye dikkat edip hangisine dikkat etmeyeceğini bilmek. Yani çünkü iletişim çağındayız. Her taraftan bir bilgi yağıyor. Dünyanın dört bir yanından bilgi yağıyor. Olumlu olumsuz kafamızı karıştıracak, ilgimizi dağıtacak, bizi yoldan saptıracak bir sürü etken var. Bunların hepsini işlemeye çalışırsak bu kafa bunu kaldırmaz ve karar veremez hale geliriz. O yüzden aslında bu işi yaparken biraz önceki soruya belki cevap, neyi iyi yapmış olabiliriz diye, belki ilgimizin dağılmasını engellemiş olabiliriz. Neye dikkat edeceğimizi bilerek, bazı şeylere kulak tıkayarak. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bunun için soruya gelirsek, yani piyasa zamanlaması inanın bilmiyorum. Piyasa bir hafta sonra ne olur bilmiyorum. Hani diyeceksiniz, yani uzman olarak geldim buraya, fon yönetiyorsun. Nasıl bilmiyorsun BIST 100'ün nereye gideceğini? Ben inanın şu HVS'nin işte veya diğer fonlarla konuşacağız. Bunların ek getirilerini biz piyasanın yönünü tahmin etmeye çalışarak yapmadık. Hatta bilhassa ya buna gözümüzü kapayalım, çok zorlandığımız zamanlar oldu. Ya piyasanın ne olacağını düşünmemeye çalış. Sektörel dinamiklere bak ve şirkete eğil.
şirketin işi nasıl gidiyor, sektör nasıl gidiyor. Sen kar tahminlerini doğru yapmaya odaklan diye kendimizi hep motive ettik ve böyle çalıştık. Şunu söyleyebilirim, bunları da kenara koyarak. Şu an Türkiye'de yani çok ciddi bir getiri arayışı var TL varlıklarda. Yani burada Borsa İstanbul ucuzluğundan falan konuşabiliriz. Yıllarda çok geri kaldı. Dolar bazında şu seviyede çok gelmiş bilmem ne. Evet. Ucuz ama yani bir şey çok uzun süre ucuz kalmaya devam edebilir. Bu hataya düşmemek lazım. Yani ben bunu çok yerde görüyorum. Şu hisse çok ucuz kalmış. Yıllarda tepki vermiyor. Tepki vermemesinin bir sebebi vardır. Ucuzluğu yani bizim aradığımız şey haklı çıkmak değil. Bizim aradığımız şey getiri yaratmak. Veya bizim aradığımız şey ucuz şirket alıp beklemek de değil. Bizim aradığımız şey olabildiği kadar getiriye dönecek hisse hareketini yapacak zamanda alabilmek. Çünkü kaynaklar kıymetli. Emanet edilen paradan beklenti kıymetli. Zamanlamayı bir de bununla ilgili zamanlama yaparak şey yapamayız. Yani şunu düşünün. Şunu da örnek vereyim. 24 Şubat'ta Ukrayna-Rusya savaşı patlak verdi. Ve tabii çok sert bir hareket oldu piyasalarda. Hemen arkasından bizim en çok fonla çıkış baskısı geldi dönemdir. Düştükten sonra birkaç gün sonra çıkışlar artıyor. Çünkü şunu yapmaya çalışıyor yatırımcılar. Ya burada bir ortam karıştı. Ben bu fonu bir satayım veya hisseleri bir satalım. Ortalık durursun ondan sonra geri koyarım. Yani bunu hep söylüyoruz. Bunu yapmaya çalışmayın. Bu zamanlamayı yapmayın. Nitekim yine aynı şey oldu. Bu çıkışı yapanlar bir daha yeni koyacak vakit bulamadılar. O günden beri soluksuz yükseliyor. Çünkü burada şu an bir mega trend var Türkiye içerisinde. Nedir o? Enflasyon. Yani burada her şeyin fiyatı korkunç bir şekilde artarken birkaç yıldır geri kalmış hisse senedi piyasasındaki fiyatların da yerinde saymasını beklemek doğru olmaz. Yabancı çıkıyormuş, evet. Bir sürü makro riskler varmış, evet. Ama bir yerde de yatırımcı tercihleri kilit rol oynuyor. Şu an dışarıda mevduatta veya başka enstrümanlarda getiriyi bulamayanlar biraz risk bütçesini arttırarak bu piyasalara gelip buraya kaynak aktarıyor ve bu da bu borsadaki trendi başlattı. Bu biter mi şu an? İnanın bilmiyorum. Yarın bir şey olur, değişir iş. Ama borsadaki düzeltmeler her zaman alım fırsatı bence. Ha şöyle bir şey olur. Aralık'ta gördüğümüz gibi bir KKM getirildi o dönem. Veya daha öncesinde bir iki yıl önce çok ciddi bir faiz, beklenmeyen faiz artırımı oldu falan. Bu tip piyasadan para çekimini sağlayacak bir büyük olay olmadığı sürece bence bu enflasyon teması çalışmaya devam edecektir. Arada tabii ki düzeltmeler olacaktır farklı sebeplerden ama bunu zamanlamaya çalışmaya ben tavsiye etmem. Ha bu çöküşlerden korkuyorsanız da birazdan bahsedeceğimiz HSA fonu gibi fonlarımız var. Çok daha ideal. Onları tavsiye ederim size. Evet. Aslında Alper Topal'a da cevap vermiş oldunuz. Kendisi HVS ile ilgili der ki HVS yatırımcısıyım. Fonun yönetiminden çok memnunum. Borsada genel bir düzeltme hareketi geldiği zaman fonda kalmaya devam etmeliyiz. Aslında Alper Bey'in de yanıtını vermiş oldunuz değil mi? Yani şöyle bir şey var. Düzeltmeyi gördüğümüz anda bir Türkiye'de artık öyle bir hale geldi. Yani normal bir düzeltme de olmuyor. Yani gerçekten haklı bir sebep varsa piyasa böyle normal düşmüyor. %2-3 düşmüyor. 5-6-7 düştüğü günler oluyor. Orada o ilk düşüşü görüp arkasından hemen genelde satamıyordu yatırımcı. Birkaç gün geçiyor o düşüşü piyasa yiyor ondan sonra satıyor. Dolayısıyla fon yatırımcısı olmak bence fonu alıp satmamayı gerektirir. Alıp satmak için fon çok tavsiye etmiyorum hisse fonlarını. Çünkü zamanlama yapmak çok zor. Yani biz yapamıyoruz. Evet. Peki o yani hisse fonlarından şimdi değişkine geçeceğim ama ondan önce Oğuz Kağan Bey'in de bir sorusunu sormak istiyorum. O da der ki dışarıda faizler yükselince yerli hisse senedi fonları ne olur, nasıl etkilenir? Dışarıda derken yurt dışından bahsediyoruz. Evet evet, FED'den işte, Avrupa Merkez Bankası yani, yükseltmesi. Şimdi yine aynı şeye geleceğim. Bundan 6 ay 9 ay önce Amerikan 10 yıllık faizleri %1,5'lardaydı, 1'lerdeydi. Borsa bizim 1700'lerde falan da. %2,5'ları geçti Amerikan 10 yıllık faizi. Bizim borsa 2500'de. 2600'ü zorluyor. Çok faktörden etkileniyor aslında. Sadece yani yurt çok dışı faizler. Çok faktör var. Yani şunu dünya artık çok komplike. Yani çok bunu bu kadar lineer düşünmemek lazım. Bu olursa bu olur. Bunu buradan verirsen bu çıkar. Bu böyle çalışmıyor. Ve gelişmiş ekonomide çalışan bir şey Türkiye'de çalışmıyor.
farklı sebepten ötürü. Türkiye'de olan bir şey de diğer tarafta olmuyor. Yani bunları çok kapsamlı konular, karışık konular, çok fazla denklem var içerisinde. Bunlara böyle net bir yanıt, biliyorum herkes bunu duymak istiyor. Ama gerçekten yok. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bunun formülü o değil. Yani bunun formülü o faiz ne olursa, altın buraya giderse, bu buradan olursa, o, Amerika böyle yaparsa, biz de buraya gider, buradan para kazanırım. Bunun formülü bu değil. Bunun formülü dersimizi çalışıp, şirketleri doğru takip edip, şirketin ne yapacağını hesaplayıp ondan sonra akışına bırakmak. Evet. Şimdi gene aslında HVS ile alakalı ama işin içine bir de bu kez emeklilik fonlarını ekleyen bir yatırımcımız olmuş Onur Bey. Der ki hem HVS hem de BES'te AZH yatırımcısıyım. İki fonun yatırım stratejileri arasında nasıl bir fark var? Benzerler mi bunlar acaba? Evet, AZH de bizim Allianz Emekliliğin, Allianz Hayat Emekliliğin hisse fonu. Biz onu yönetiyoruz. Stratejileri benzer. Yani çok yüksek oranda aynı hisselere sahipler. AZH'ın aldığı risk HVS'ye göre bir miktar daha az. Daha yayılmış bir portföyü var, onu söyleyebilirim. Emeklilik yatırımların doğası gereği biraz daha uzun vadeli pozisyonların da olduğu, ufak umut vadeden bir takım pozisyonlara kattığımız bir yer. HVS'nin biraz daha agresif bir yanı var. Çünkü onun risk, yani tabii ki hisse senin yoğun fon ikisi de. Ama birinin emeklilik, birinin yatırım fonu olmasından mütevellit biraz daha HVS'nin daha riskli olduğunu, daha agresif pozisyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani ana pozisyonlar isim olarak aynı. Ama bunların aktif payları diyelim, aktif risk oranları hisse bazında daha fazla, onu söyleyebiliriz. Evet. Peki Murat Bey, şimdi ben değişken fonunuza geçmek istiyorum, HSA'ya. HSA'nın hatta sizin de hazırlamış olduğunuz grafiğini de açayım tekrar, getiriler bazında. Bir hani bu fon nasıl stratejiye sahip şeyi biliyoruz. Hani risk değerinin 5 olduğunu biliyoruz. Biraz hani ortanın bir miktar üstü riskli gibi gözüküyor. Ama sizinle evet, bir konuşmamızda hani risk değerinin biraz değiştiğini de söylemiştiniz. Hani buradaki pozisyonlarınız nasıl, nasıl bir strateji izliyorsunuz, nasıl bir değer önerisi sunuyorsunuz yatırımcınıza? Evet, yani tabii burada ilk HVS ile başladık konuşmaya ama bizim aslında amiral gemimiz, daha büyük fonumuz HSA. Piyasanın iyi olduğu zamanlarda HVS'nin konuşulması çok normal. Çünkü getirileri daha iyi oluyor %100 hisse taşıdığı için, ama asıl bizim oldukça başarılı bulduğumuz fonumuz HSA ve oldukça fazla sayıda katılımcısı olan bir fon. 1 milyarın üzerine büyüklüğü var. HSA'nın hedefi şu. HSA hisse senedi piyasasındaki fırsatlardan yararlanmaya çalışan bir fon. Ya bunun adı değişken fon ama aslında iştigal ettiği, yani alanı hisse senedi. Bu spot piyasa olabilir, VIOP olabilir, ikili işlemler olabilir. Portföyünün %50 ile 70'lik, 75'lik kısmı, genel olarak ortalamada söylüyorum, bu hisse işlemleriyle ilgili. Geri kalan kısımda işte günlük likidite için repo yapıyoruz, az bir şey, ve özel sektör tahvilleri kullanıyoruz. Şimdi tabii geçen senelerde özel sektör tahvillerinin ağırlığı daha fazlaydı. Yani %25'ler falan seviyesindeydi. Artık bu sene özel sektör tahvillerinin de getirileri enflasyona göre oldukça zayıf kaldığı için burada biraz da vadesi gelen tahvillerimizi itfa ettirip yerine başka yaratıcı fikirler koymaya çalıştık. Bu arada bu fonda daha düşük bir hisseyle bu işleri yapmamızın amacı aslında fondaki katılımcılığı profilinin farklı olması. Yani buradaki katılımcı biraz daha orta uzun vade bakıyor. Kısa vade çok çalkantılar, yani sert hareketleri görmeyi sevmeyen yatırımcı profili. Yani şu an piyasalar iyiyken her şey HVS ve hisse yoğun fonlardan çabuk keyif alıyoruz ama yani Allah korusun piyasa döndüğü zaman o zararları taşımak kolay değil. Ve her bünye bunu kaldırmaz. Ve o zaman işte hata yapmaya zorlar. Yani bir insanın pratikte hisse yoğun bir fonu taşıması daha zor ortalama bir yatırımcının. Ama HSA gibi oynaklığı düşük bir fonu, ki oynaklığı bunun HVS'nin yarısı kadardır. Getiriye yarısı olmasa da oynaklığı yarısı kadardır. Tahammülü kolay, uzun vade getirileri düzenli bir fon.
Yani baktığımız zaman uzun vade performansında 5 yıllıkta %268 gibi bir getirisi var. Bu hem tüfe hem işte mevduat bunların oldukça üzerinde. Dolar TL'nin üzerinde. Evet. Farklı piyasa koşullarında mesela 2018 gibi çok kötü bir piyasa yılında %14 artı getiri yaptık. Yani orada hiçbir şekilde getirisiz bırakmadık ki o dönem mevduatta %17 idi. Mevduatın biraz aşağısında bir getiri oldu bu kadar kötü piyasa koşullarına rağmen. Ama ortalama vasat veya ortalama bir piyasa koşulunda bile HSA bütün TL varlıkların üzerine bir getiri yatıracak stratejiye sahip. Hele piyasa koşulları iyi olursa o zaman 2017 gibi %38'ler veya 2021 gibi 41'ler, 36'lar bunlar çok görünmesi normal rakamlar. Yılın ilk 3 ayında da işte %25'lik bir getiriye ulaştık HSA'da. Yani burada dediğim gibi spot işlemler yapıyoruz HSA'da. Ve ha şunu söyleyecektim. ÖST'den boşalan kısmı ne yapıyoruz şimdi? İşte VYOP'taki arbitraj imkanları hem hisse spesifik bazlı hem endeks bazlı. Bunlardan faydalanarak yatırımcının getirisini azami seviyede tutmaya çalışıyoruz. Yani burası bir hisseyi kullanarak piyasadaki bütün fırsatları değerlendireceğimiz bir fon diyebiliriz. Evet. Bülent Sayın şeyi sormuş, bu fonunuzda en az hissede kaldığınız oran nedir? Yani şimdi mesela içerisinde zannediyorum şu anda yüksek oranda hisse var borsaya gittiği için. Ama hani borsanın kötü gittiği zamanlarda hisse oranınızı en az ne kadara düşürdünüz? 2018'de sanırım Raik Brunson olayı mıydı? O dönemlerde işte 30'lara falan indiğini hatırlıyorum. Yani çok uç durumlarda %30-30'lara, 20'li küsürlere kadar indiği oldu. Tabii yani çok esnekliğimiz yüksek. İlla burada hisse satmamız da gerekmiyor. VYOP'tan hem hisse bazlı hem de endeks bazlı kısa pozisyonlar alarak da çok hızlı bir şekilde, dinamik bir şekilde bu pozisyonları ayarlayabiliyoruz. Ama oralara kadar düşürdüğümüz oldu. Hı hı. Ama bu sıralar nette yani böyle %60-70 arasında bir hisse yönü belirlemiş durumdayız. Ama ortalaması bunun %50-55'tir. Anladım. Muhammed Murat Ataç da değişik bir konuya değinmiş aslında, vergisel bir konu. Diyor ki değişken ve fon sepetleri arasında vergisel manada bir adaletsizlik oldu malum. Bunu sektör olarak hiç ilgililere iletmediniz mi diye soruyor. Mesela ben bu yüzden HSA'ya sıcak bakamıyorum. Yani değişken fon ama işte bu vergi avantajından yararlanamadı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Bir değişken fonlar %10 stopaja tabiler hala. Çok haklı bir talep. Eminim sektör temsilcileri bununla ilgili taleplerini dile getiriyordur. Ama bunun dışında daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama haklı bir talep. Evet. Şimdi ben HSA'dan sonra bir de aslında bir serbest fonunuza geçeceğim ama ondan önce sürdürülebilirlik fonunuzla ilgili bir soru var. Onu sormak isterim. Tabii ki. Fatih Atabay'ın sorusu, özür dilerim. Fatih Atasoy'un sorusu. HMS fonu yeni olmasına rağmen iyi ve istikrarlı gidiyor. Sürdürülebilirlik temasını biraz açar mısınız diyor. Yani biraz bize anlatır mısınız diyor. Çok teşekkürler bu soru için. Başta anlatma, detaylı anlatma imkanım olmadı. Şimdi sürdürülebilirlik teması aslında son 2 senedir oldukça hız kazanmış bir konu. Şirketlerin öncelikle işte buradaki ESG dediğimiz konu, E bu da çevreyi işaret ediyor. Bu karbon salınımını düşünme konusundaki hassasiyetle başladı. İşte Paris Anlaşması sonrasında. Şirketlere, ülkelere hedefler verildi. Yani şu karbon emisyonunu şu kadar azaltacaksın. Belli bir seviyeye indireceksin. Bu greenhouse şeyini azaltman gerekiyor diye. Ve aslında yatırım camiası buna biraz geç tepki verdi. Ama son 2 senede bu tepki çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ve şu an yurt dışında yani ESG temalı fonları bırakın. Normal fonlar bile şirketlerin bir takım karbon emisyon gerekliliklerini yerine getirmelerini şart koşuyorlar belli sürelerde. Mesela bizde bile kömürle üretim yapan, işte gelirinden belli bir seviyenin üzerinde geliri kömürle ilgili konulardan gelen şirketlere kademe kademe azaltma talimatları geldi. Yani böyle bir içtihat var. Sürdürülebilir bir dünya için, daha temiz bir dünya için
global ısınmayı durdurmak için alınan önlemlerin vücut bulması bu yeşil teması. Biz de bu çerçevede HSBC Global Investments'ın Asset Management'ın bize verdiği destekle beraber burada yeni bir metodoloji kurduk. Yani burada kalkıp da şunu yapmadık. İşte yurt dışından gidelim birkaç ETF alalım sürdürülebilirlik fonlarından veya buradaki sürdürülebilirlik endeksi var Borsa İstanbul'un. Buradaki şirketlere yatırım yapıp bunların içerisinde oynayalım. Bizim yaklaşımımız bu değil. Biz şirketlere kendi içerideki bir ayrı bir araştırma eforu sarf ediyoruz. Şirketlere bir takım bu globalden de aldığımız bilgilerle bir takım hedefler koymasını istiyoruz. Ve bunlardan bir takım taahhütler alıyoruz. Şirketler bu taahhütlere getirecekçe daha sürdürülebilir bir dünya için adımlar atacak. Aslında onların puanları artıyor bizim skorlarımız sistemimizde. Yani şu an biz bunu kendi içerimizde Türkiye olarak yapıyoruz. Bu fon için. Ama bu bence birkaç sene sonra diğer fonlara da bir gereklilik olarak yayılacak. Yani bir sektör dezavantajlı olabilir. Mesela demir çelik sektörü, havacılık sektörü. Bunun dezavantajlı olması bizim bunu illa fonlarımızı almayacağımız anlamına gelmiyor. Fakat sorduğumuz zaman yapacakları, taahhüt ettikleri düzeltmeler, iyileştirmeler, karbon azaltma hedeflerini o şirketler yaptıkça mesela onların notları artıyor olacak ve bu bizim fonlarımızı alabilecekleri ağırlıklar artıyor olacak. Tabii ki bazı sektörler tamamen yasaklı olacak veya bu çalışmalara bize katkı sunmayan, bu konuya sırtını çeviren şirketleri bu HMS fonumuza yer veremiyor olacağız. Bu tamamen farklı bir tema. Bu tema üzerinden portföy ayarlaması yapılarak ilerleyecek. Ama şu da değil. Sadece buna bakıp da bir portföy oluşturuyor olmayacağız. Yani yaklaşık %50'si 60'ı değerlendirmenin buradan geliyor olacak ki oluyor şu an. Olacak demeyeyim. Ama temel analiz de diğer fonlarımıza uyguladığımız fikirler de buraya belli bir ağırlıkla yansıyor olacak. Dolayısıyla hem temel analiz ve klasik yöntemler hem de ESG perspektifini birleştirdiğimiz farklı bir metodoloji izleyen bir fon. Ha bu şu değil. HVS mi daha iyi performans gösterir, HMS mi? Bilmiyorum. Bu konuda bir taahhütümüz yok. Ama HMS'nin de HVS gibi en az her sene endeksin 10-15 puan üzerinde getirmesi için elimizden geleni yapacağız. Şanslı başladık belki, iyi başladık. HMS'de şu an yatırım fonları da sıralaması yaptığımız zaman o da kendini sürdürülebilirlik limitasyonlarına tabi olmasına rağmen kendi içimizde iyi bir yer yakaladı. Yani bu başta söylediğim şey aslında farklı yollar izleyerek aynı yere varma hedefi. Bazı seneler HVS stratejisi çalışır. Bazı seneler sürdürülebilirlik stratejisi çalışır. Ama uzun vadede ikisi de bence benzer bir yola gidecekler. Ve hatta daha uzun vadede bu sürdürülebilirlik konusunda bir takım şirketler kendini geliştiremediği için bir takım belki yaptırımlara maruz kalacaklar, bir takım finansal yükleri alacaklar ve sürdürülebilirliğe hassas şirketlerin hisse performansları da iyi olacağı için aslında en uzun vadede bu sürdürülebilirlik hisse fonunun performansında daha iyi olmasını beklemek belki de yanlış olmaz. Evet. Peki yönetim ücretiyle ilgili bir soru sorabilir miyim? Cemal Artuç sormuş. İzleyicilerimiz yönetim ücretiyle ilgili zaman zaman sorularını yönlendiriyorlar bizi. Biz de size soralım. Der ki hisse senedi fonları olmasına rağmen yönetim ücretleri neden farklıdır? Bizim fonlarımız arasındaki farktan bahsediyorsunuz herhalde. Herhalde o anlamda sormuş Cemal herhalde Bey. Herhalde o anlamda. Bir hisse fonu değil mi? Evet. HMS'de hisse fonu. Ya, HMS'de biraz daha ekstra çabalar var. Bu bahsettiğim işleri yapmak hiç kolay değil. Şirketlerle oturup bunların analizini yapmak, bunları toplamak, bu yurt dışıyla bunların iletişimini sağlamak. Yani bütün bu metodoloji oldukça emek isteyen bir iş. Oradan yani dışarıdan bakınca belki bunu anlamak çok kolay olmayabilir. Katılıyorum ama ciddi bir iş yükü, emek var. O yüzden orada bir ayrışma söz konusu. Diğer fonlara baktığımız zaman yani bizim HVS'de de %2,5 gibi bir yönetim ücretimiz var. Mutlak getir de aynı şekilde. Bir tek burada pasif endeks BIST 30 fonumuz daha düşüktür. O da pasif olduğu için yani endeks takip ettiği için çok ek getir yaratılması hedeflenmeyen bir fon olduğu için böyle. Yani bu yönetim ücretleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Yani tabii ki bu ücretleri insanlar portföylerine bakıp hani yıllık ben %2,5 vermişim. Yani bu kadar para ediyor. Buna değer mi? Gibi düşünüyorum. Yani biraz önce getirileri paylaştım.
Eğer seçtiğiniz fon sizin borsa getirisi üzerine anlamlı bir getiri ifade ediyorsa, bu ücret bence hiç önemli bir ücret değil. Ha, öyle bir fon değilse, zaten güç bela endeksi geçiyorsa, buna ücret ödememekte çok haksız sayılmazsınız. Ama eğer ek getiriye bakılması lazım. Ek getiri olduğu sürece bence bu fonların ücretlerinin makul olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Haydar Aslaner'in bir sorusunu soracağım. HMG'ye geçmeden önce Murat Bey. Haydar Bey der ki HSBC portföye ileride tematik fonlar çıkarmayı düşünüyor musunuz? Bir de şöyle bir sorusu var. Hazine TÜFE endeksi tahvil ihraç etti. Bu yatırımı bir fona bağlamayı düşünür müsünüz? Ya da olacak mı fonlarınızda? Evet, yani ikincisinden başlayayım. Şu an için öyle bir şey söz konusu değil. Ama ilerleyen dönemde gelişmeler var olarak o bizim yönetimimizin değerlendireceği bir konudur. Ama şu aşamada öyle bir şey söyleyemem. İlk soru neydi pardon? Tematik fon. Yani şimdi tematik fon konusu güzel bir konu. Yani birçok portföy şirketinde farklı fonlara girdiğini görüyoruz. İşte bu kimi zaman bir MT oluyor, kimi zaman başka bir şey oluyor. Bizim şu an için öyle bir planımız yok. Yani biz biraz daha, yani biz küçük bir ekiple, yani bir HSBC Portföy 25 kişi, burada fon yöneticisi ve front office diyeceğimiz ekip 10-12 kişi civarında. Yani biz çok fazla dağılmayı tercih etmiyoruz strateji anlamında. Biz yaptığımız stratejileri en iyi şekilde başına durup konsantre olup getirileri azami şekilde tutmayı hedefliyoruz. Çok fon çıkarmak güzel, hoş gözüküyor olabilir ama küçük küçük birçok fonu yönetmek de çok ilgi dağıtıcı bir konu ve diğer fonların performansı düşürebilir. Ve bu tematik fonlar birazcık döngüsel oluyor. Yani bu ay, bu sene bir tane fon cazip oluyor. Ondan sonra o tema döndü mü globalde veya Türkiye'de, paldır küllü oradan para çıkıyor, diğer tarafa geçiyor. Oradan oraya, yani oradan oraya giden nöbetçi bir para bu fonlarda geziyor gibi bir durum da olabilir. Ama ben bu şey için söylemiyorum bunu. Bu gayet haklı bir taleptir ama şu an için bizim planlarımız dahilinde değil. Evet. Peki ben şimdi HMG'ye gelmek istiyorum. Mutlak getiri hedefli serbest hisse fonu. Bu da bir hisse fonu aslında. Ben hemen sizin göndermiş olduğunuz sunumu da paylaşacağım. Biraz da bu fonu anlatabilir misiniz? Nitelikli yatırımcıya yönelik olarak çıkartmış olduğunuz bir hisse fon. Evet, yani fonumuz bir hisse fonu ama amacı hisse senedi piyasasını geçmek değil. Bu fonun amacı mevduat üzeri getiri sağlamak. Şimdi tabii içinde bulunduğumuz konjonktürde bu çok makul ve karlı bir hedef gibi gözükmeyebilir. Biz bu fonu 2021'in başında kurduk. Daha hala o zamanlar enflasyon çok daha düşük seviyelerdeydi. Repo faizli hakeza düşük seviyedeydi. O zaman daha yatırımcıya cazipti. Şu an enflasyonun çok yüksek olmasından dolayı mevduatın da düşük kalmasından ötürü. Mevduatı geçsek de bir şey fark ettirmiyor yatırımcılara. Ama bu her zaman aklınızda olması gereken bir fon diye düşünüyorum. Bunun çıkış sebebi şu. Yani biz bu bahsettiğim HVS tarafında her yıl madem o %15 ek getiri yaratabiliyoruz, biz niye bunu kullanıp buradaki ek getiriyi piyasa riskinden sterilize edip bir nominal getiri olarak yatırımcıya, mevduat yatırımcısına sunmayalım diye düşündüğümüzden bu fikir çıktı. Yani buradaki hedef şu. Ben her sene %15 alfa mı elde ediyorum? Bunun üzerine biraz da BIOP'tan gelen zımni faizi ekleyeyim. Bununla beraber zaten mevduat üzeri bir getiri her sene ben yakalarım fikri bu. Şimdi ek getiri nasıl yapılıyor? Ek getiri, yani bu bir aynı bir hisse yoğun fon gibi %85 bir hisse portföyü var. Toplam fon değerinin %85'i işte HBS fonundaki hisseler neyse aynısını kullanıyoruz orada da. Bunun karşısına fonu %85 büyüklüğüne tekabül edecek kadar Borsa İstanbul BIOP'ta endeks 30 kontratında kısa pozisyon alıyoruz. Yani %85 uzun pozisyon, tam eşit miktara karşısında kısa pozisyon.
Burada ne oluyor böyle olunca? Piyasa yükselmiş veya düşmüş. Bu fonun toplam getirisine bir etkisi olmuyor. Bizim hisse portföyümüz ne kadar olumlu ayrışırsa VIOP 30 kontratından o farkı biz nominal getiri olarak yazıyoruz. Ve bunu yaparken bir yandan da bu VOP kontratlarının vadeli yapısından mütevellit içinde bir zımni faiz vardır. Yani bugün Nisan kontratını satınca spot BIST 30 endeksinin neyse üzerine işte birkaç 10-20 puan üzerinde bir kontrat vardı. O da faiz farkıdır. O içerideki zımni faiz farkını da yakalayıp fona ekliyoruz. Hesap bu. Bunu yaparak geçen sene %25 gibi net getiri elde ettik. Piyasa düşmüş çıkmış, yatırımcının umurunda olmadı. Arada çalkantılar olsa da günün sonunda, yılın sonunda %25 bir getiri elde edildi. Aynı dönemde mevduat %18'di net. Yani 7 puan gibi bir ek getiri yarattık. Bu sene de aynı şekilde gidiyor. Bu sene ek getirimiz şu an %5 mertebesinde. Tabii bu sene çok daha zor bir sene. Niye daha zor bir sene? Çünkü BIST 30 rallisi var. Yani BIST 30 yani bizim hedge yapmak için kullandığımız enstrümanın dayanak aldığı BIST 30 korkunç bir performans sergiliyor. Ama ona rağmen ek getiri yaratabildiğimiz için HVS tarafında getirilerimizi iyi tutmayı başardık. Umarım yılın geri kalanında bu şekilde olur. Yani bu şu an için belki yatırımcıya çok cazip gözükmeyebilir ama eğer sadece mevduat yatırımcısıysanız, ben riskli işe kalkışmak istemiyorum diyorsanız biraz oynaklık alırım. Yani günlük haftalık zararları karşılarım, tahammül ederim. Ama mevduatın üzerinde 2-3 puan üzerinde getirim olsun diyorsanız ve nitelikli yatırımcıysanız bu fonda sizi bekleriz. Bu size hitap ediyor. Ama ben şu an enflasyonu geçeceğim. Zaten hisse senetli piyasası hiç karşılaştırmayayım bile bu fonu. Onunla hiç alakası yok. Dolayısıyla belli bir miktar oynaklığa tahammül edebilecek ama mevduatın üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcıya bu fonu biz sunuyoruz. Yani bunu söylerken de şunu söyleyeyim. Mevduat yatırımcısına. İşte ben mevduat üzeri getiri istiyorum ama zarar etme ihtimali olmasın ara dönemde. Böyle bir şey yok. Risksiz getiri üzerinde herhangi bir talebiniz varsa ara dönem oynaklığa katlanmak zorundayız. Ek getiri yaratmanın Bedeli. kaçınılmayacak koşulu bu. Evet, bedeli aynen. Murat Bey sizi bir 30 saniye dinlendireyim. Ben bu arada bizim iyi gelir fon bilgilendirme ve alım satım platformumuzu izleyicilerimize duyurayım. Buradan gene duyurmuştuk. Tekrar alttan da şimdi geçiyorlar. Gene iyigelir.net web sitemizden bilgilendirme, fon bilgilendirme ve alım satım platformumuza üye olabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi tabii bir yandan da biz Murat Bey ile program öncesinde konuşurken kendisi hisse senedi konusunda uzman olduğu için hisse senedi ile ilgili teknik sorularınız varsa onları da gene yönlendirebilirsiniz. Onu da bilgi olarak verelim. Şimdi bir soru var. Şöyle bir soru Murat Bey. Buna acaba ne dersiniz? Hemen soruyu bulacağım. Çok özür diliyorum. Evet, Seyfi Özgür'ün sorusu. Kendisi der ki, Seyfi Özgür Dağdagül, ilk kez fon yatırımı yapmak isteyenler hangi fonları almalı diye sormuş Seyfi Bey. İlk kez. Şimdi yani bunun ilki sonu gerçekten yok. Bunun risk bütçesi var. Tamamen risk bütçesiyle alakalı. Ama ilk kez fona geliyor. Nereden geliyor? Mesela bir hisse senedi yatırımcısı ama fona mı geliyor? Yoksa bir mevduat yatırımcısı fona mı geliyor? Bence soruyu bu şekilde sorup Evet. ilerlemek daha mantıklı. Evet. Mevduat yatırımcısı fona geliyorsa bir kere tamamıyla değil parça parça riski arttırması gerekir. Bu günlük oynaklıklara alışması gerekir. Bünyesinin bu konuya bir alışması lazım. Fon nasıl çalışıyor? Fon fiyatı nasıl oluşuyor? Bunları bir görüp borsa niye çıkıyor? Bunları bir tecrübe etmesi gerekir. Daha sonra kademe kademe yatırımlarını arttırmasında fayda var. Ama zaten çok riskli yatırımda olan bir hisse senedi yatırımcısının fona geçmesinde herhalde çok da şey olmaz. Önerecek bir şey olmaz. Zaten genelde böyle kişiler de fon alamıyorlar pek. Yoğun hisse senedi işlem yapanların pek fonlarla işi olmuyor. Evet.
Ben şimdi son iki sorumuza geçeyim. Süremiz de azalıyor. Bir tanesi Talip Bey'in sorusu. HSA ile ilgili bir soru. HSA diyor, BIST-VİOP kısa pozisyonun HSA'daki BIST-VİOP kısa pozisyonunu sabit mi? Yoksa aktif olarak piyasa yönüne göre artıp azaltıyor musunuz? Der Talip Bey. Evet. Oldukça dinamik olduğunu söyleyebilirim. Yani hani yani bu günden güne veya her hafta bunu değiştiriyoruz anlamında değil ama menfi bir durum oluştuğu zaman ve bu durumun kısa orta vadede ortamı bozup riski arttıracağını düşünüyorsak çok kuvvetli bir şekilde bu sigortaları koymaktan imtina etmeyiz. Yani o %70'lik uzun pozisyonu varsa bu bir anda %45-40'lara düşürebiliriz. Ama gerekli koşulların oluşması gerekiyor. Ha, bu peyderpey de yapılabilir. Bir yanda da olabilir. Durumun vahametine bağlı. Ama oldukça dinamik yönettiğimizi söyleyebilirim. Yani bu sadece endeks tarafından da alınmayabilir. Hisse spesifik negatif durumlar varsa hisse özelinde kısa pozisyonlarla da yapılabilir. Çok çeşitli alternatiflerimiz var. Peki Murat Bey, son olarak da bize hani hem bir riski sevmeyen yatırımcı için hem de risk sever bir yatırımcı için önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki işte 6 ay ya da 1 yıl için diyelim, bir hani varlık dağılımı olabilir veya HSBC portföyün fonlarından bir dağılım olabilir. Böyle bir dağılım, sizin bir model portföyünüz varsa farklı risk profilleri için, bunu izleyicilerimize aktarabilirsiniz. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi tabii hani riskli, yani müşteri riskini çok sınıflandırmak kolay değil iki tarafa, ama hani bir düşük riskli bir de yüksek risk alabilen diye söylersek, bizim kendi şubelerimizle konuşurken de hani bir model dağılım yaparken düşük riskli diye atfedebileceğimiz kısımda şöyle bir dağılım öngörüyoruz. İşte %20'lik bir kısım SGMK ürünleri, sabit getirili tahviller. Yani bu daha ziyade orta taraftan olabilir faiz bandının. Orta vadeli. Orta vadeli tahviller olabilir. Bundan oluşturmasını makul buluyoruz. Yine bir %20'lik kısım, şu an getirisi çok iyi olmasa da oynaklı düşünmek için para piyasası ve repo olabilir. Onun dışında %30'luk muhakkak bir hisse portföyünün, düşük risk dahi olsa %30'unun hisse portföyünde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim fonlarımızı kullanacak olursanız, yani bu hisse fonlarını bence belki işte %15'ini HVS'ye, %10'unu HVS'ye, %20'sini HSA'ya aktarmak makul. Bu düşük riskli sepet için. Bir %15'ini Eurobond'lara yatırmayı uygun görürüz. Ve %15'i de belki uluslararası hisse piyasalarını değerlendirmek makul olacaktır. Şu an yurt dışındaki cazip fiyatlamaları da düşünürsek. Eurobond fonunda yatırım yaparken yine bizim sabit getirili menkul kıymetler masasının yönettiği Eurobond serbest fonlar var. Bunları da tavsiye ederiz yatırımcılarımıza. Orada da farklı risk seviyelerine, farklı vadelerde, farklı koşullarda, farklı getirilerde cazip Eurobond fonları da var. Bunları değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Yüksek riskli portföye geçtiğimizde artık orada tahvil portföyüne bir ihtiyaç duymayız. Burada en büyük pozisyon hisse senedi fonları olacaktır, tahmin edebileceğiniz üzere. %60'lık bir hisse senedi portföyü taşımaya uygun buluruz. %60'ın kırılımını yapacak olursak da %30 veya 40 HVS, %20 veya 30 duruma göre HSA konabilir. Yine Eurobond'u %15 tutmaya devam ederiz bu portföyde. Yurt dışı hisseyi biraz daha arttırırız. %20 gibi düşünmek makul. Ve geri kalan %5'i de likidite, para piyasası fonları gibi düşünebiliriz. Herhangi bir fırsat oluşması halinde bu diğer 4 varlığa yatırmak üzere. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Aktardığınız bilgiler için ağzınıza sağlık. Umarım faydalı olmuştur bu program. Cevaplayabilmişizdir yatırımcıların sorularını. Akıllarda Bir şey kalmamıştır. Evet, biz de umuyoruz. Soruların çoğunu yönlendirmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, programımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.